Merhaba arkadaşlar, bahçemden selamlar, sevgiler. Bugün yine sizlere güzel bir video ile geldim. Hem biraz bilgi paylaşacağım, hem de güzellerimi size tek tek göstereceğim. Bu arada biz raflara geçtik. Şu gördüğünüz birkaç katlı olan kısa rafım. Şöyle şu tarafı da göstereyim mi? Şu büyük raflarım var burada da. Buraya da bazı çiçekleri yerleştirdim ve taşımaya başladım. Şimdi konuya gireceğim o yüzden. Arkadaşlar sıcaklıklar gelmeye başladı. Temmuz, Ağustos çok sıcak geçer. Bunun için ne yapıyoruz? Bitkilerimizi korumaya alıyoruz. O yüzden de biraz güneşten geri plana çekmek durumundayız. Bu konuda da çok dikkatli olmalısınız. Çok daha sıcaklar gelmeden alın. El Nino diye bir hava iklim durumundan bahsediyorlar. El Nino çok sıcak geçecek diye 40-45 dereceyi görebilecek iller var. Ki Gaziantep 45 derece sıcaklığa kadar çıkabilen bir il. Urfa'da öyle, Şanlıurfa'mız, Maraş, Adıyaman. Sıcak bölgelerde olan arkadaşlar özellikle güneşin dik açıyla geldiği Temmuz, Ağustos aylarında çiçeklerini geri plana almak durumundalar. Birkaç detaya daha değineceğim. Konumundan bahsediyorum şu anda zaten. İlk işiniz güneşten uzaklaştırmak. Zaten ışığı yetiyor, yanından geçmesi yeterli arkadaşlar. Ondan sonra sulaması. Kesinlikle akşam üzeri suluyorsunuz. Akşam üzeri sulandığında çok daha sağlıklı bir şekilde gelişimlerine devam ettireceklerdir. Bir de saksı tercihi olarak koyu saksılardaysa bitkileriniz kesinlikle güneş önünde bulundurmayın. Koyu renkler biliyorsunuz güneş ışığını daha çok çekiyor. O yüzden bitki kökleri de bu güneş ışığının sıcaklığından rahatsızlanıyor ve hastalanıyor. Bitkimizi kaybedebiliyoruz. Evet, sıcaklıklar geldi. Bitkilerimizi kenara alalım, kuytuya alalım dedim. Birkaç da bilgi verdim. Yine sormak istediğiniz sorular varsa da yazabilirsiniz. Bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi bitkilere geçelim. Bakalım ben nasıl taşımışım, nereye konumlandırmışım, hangi bitkileri biraz güneşten geri plana almışım. Size şimdi tek tek göstereceğim. Video izlemeye devam. Öncelikle bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Güneş tam tepede. Sabah 9'da başlıyor. Akşama kadar güneş görüyor evin önü. Pencere önündeki tüm çiçekleri aldım. Burada da biliyorsunuz, eski izleyicilerim biliyor daha doğrusu. Sardunyalar falan vardı. Sardunyalar bile etkilenmeye başlamıştı. Onları aldım. Begonviller kapının ön tarafındaydı. Burası biraz daha tepeden geç güneş gördüğü için begonvilleri böyle konumlandırdım. Çiçeklerini de açmaya devam ediyor ama bakın çiçekleri güneşten nasıl etkilenmiş. Daha bir açık renge döndüler ve daha çabuk geçiyorlar. Daha kalıcı aslında normalde. Ama sıcaklardan etkilenmeye başladılar. O yüzden bu tarafa aldım. Şöyle ceylan gözümü buraya konumlandırdım. Şurada da Cezayir menekşesi var. Bu da şimdilik burada ama tabii ki her an değişebilirim arkadaşlar yerlerini. Mine çiçeğim de şöyle geçeyim şu tarafa, gölge yapmayayım. Açmaya başladı. Çalıminem de burada, tomurcukları da gördüğünüz gibi üzerinde. Tabii ki güneş çok güzel vitamin açısından. Ya güzel de çiçekleniyorlar ama fazlası zarar. Her şeyin fazlası zarar. Burada bir Japon gülüm var. Bu da toparlanmaya başladı. Şurada brillantım var. Sedum brillantım da çok güzel. Güneşi çok seven bitkiler. Ama işte dediğim gibi birazcık azalttım güneş görme olaylarını. Biraz daha kenara almış oldum. Şurada da ceylan gözü sardunyam var. Açmaya devam ediyor benim beyaz kızım. Bu arada takipçilerimden Kanarya Gülü hanımcığıma gelsin bu. Kanarya Gülü çünkü söylemişti, bir dal diker misiniz, benim ismimi verir misiniz diye. Ben buna Kanarya Gülü diyeyim artık aslında. Daha çok güzel oldu bence. Sizi mi kıracağım? Evet, şöyle devam edelim. Burada da bir yine sardunyam var. Sardunyalarım açmaya başladılar. Güzel açıyorlar. O yüzden açmaya başladıkları için bunları da geri plana aldım. Tomurcuklarımız da gördüğünüz gibi geliyor yeni yeni. Şu bodur sardunyaydı. Şu sakız sardunyam. Yine açmaya başlayanlardan şöyle göstereyim. Bakın tomurcuklarımız var üzerinde. Şu da açtı. Çok güzel bir şekilde. Ne diyorlar? Nar çiçeği rengi. Nar çiçeği rengindeki kızım. Burada da bir turuncu rengim var. Bakın bu da yine tomurcuklar vermeye devam ediyor. Geçiyorlar artık bunlar. Sıcaktan etkilendikleri için bunları da buraya aldım. Pencere kenarındaydı aslında. Yakutları aldım. Bunlar da pencere kenarındaydı. Şurada bir sukulentim var. Bu hep buradaydı. Şurada süsnarım var. Süsnarım da arkadaşlar bakın narlanmaya başlıyor. Çiçeklerini açacak. Şurada bir sukulentim var. Bir değil, hatta birkaç sukulentim var. Şu açmışı göstereyim.
Aslında leş kaktüsü deniliyor bu kaktüs türü. Şuradakiler sukulent türleri. Tabi isimlerini bilmiyorum ama böyle ortaya karışık bir şekilde de diktim onlara. Şurada yine kaktüsüm var. Açmaya devam eden yılan kaktüsüm. Bakın başında da hala tomurcuklar var. Onlar da gelecek. O yüzden bunları da buraya aldım. Bunlar da pencere kenarındaydı. Şöyle gelelim. Kılıç atlasım var burada. Şurada bir sukulentim var. Dolunun izleri hala var. Ama toparlanmaya çalışıyoruz. Şurada yine bir kaktüsüm var. Şurada yanılmıyorsam Sedum sieboldiydi. Bu da güzel gelişmeye başladı tekrar. Şurada yine bir kılçık atlasım var. Şurada bir tane açmaya hazırlanan bir sukulentim var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Açacağız, geliyoruz. Şurada yine bir koca kapağı sukulentim var. Bunun dibinde yılbaşı çiçeği var. Sakız sardunya var, elime geçeni dikmişim. Evet, bu taraf bu şekilde. Böyle konumlandırdım bunları şimdilik ama. Çünkü şunlar yine yoğun güneş görüyor. Belki bunları da bu tarafa alabilirim. Şöyle şu tarafa doğru devam edelim. Bakın raflarımı getirdim. Raflarım burada. Şöyle önce etraflıca bir göstereyim size. Raflara da bu şekilde yerleştirdim. Daha boş yerler var. Diğerlerinin canı sıkılırsa güneşten buraya alacağım. Şurada kiraz begonyam var. Kiraz begonyam da bakın güneşten nasibini alanlardan. Bu güneş aslında bunu bu şekle soktu. Daha yeşil olacak zamanla. Burada bir çilli begonyam var. Şurada dua çiçeği kalatyam. Doludan nasibini aldı ama bakın taze taze geliyoruz. Yeni yapraklar geliyor kalatyamda da. Şurada yılbaşı çiçeğim var. Bunu da aldım güneşten. Bu da çok güneşteydi. Yanacaktı baktım. En iyisi buraya almak oldu. Şöyle deve tabanımla yaprak güzelimi göstereyim. Yaprak güzelim de çok güzel bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Şu üstte de arkadaşlar bunlar da pencere kenarındaydı. Cezayir menekşelerimi yerleştirdim. Buraya gelelim. Kurdele çiçeklerime ne kadar güzel geliştiler. Çiçek dalları vermeye başladılar. Bakın güneşten etkilenmiş yaprağı bu. Hemen bunları da güneşten aldım. Nasıl olsa çiçek dallarımız da geldi. Şöyle çiçeklenmeye başladık. Bakın çıt çıt çok güzel çiçekleneceğiz. Biz de açmaya başladık. Şurada da bir tane menekşem var. Bunu da geçen Ayvalısaya'dan bir tane almıştım kendime. İşte burada bomba gibi gelen bitkilerimden bir tanesi. Gümbür gümbür geliyoruz. Madagaskar Yasemini. Bakın arkadaşlar tomurcuklarımız var. Açmaya hazırlanıyoruz. Bu senede bende iki defa açıyor. Bir bu zamanlar açıyor. Bir de iç mekanda biraz güneş görünce yine Ocak Şubat gibi açıyor. Burada da Kampriya orkidelerim var. Bakın yavrularımız geliyor. Biraz yaşlandık ama yeni taze yavrular veriyoruz. Burada da var bir yavrumuz. Şöyle gelelim. Burada da Simbitium orkidem var. Bu da çok güzel oldu. İnşallah bununla anlaşacağız. Bakalım. Bunu ilk defa büyüteceğim çünkü. Şurada da yeni dikim begonvillerim var. Çeliklerimi köklendirdim. Kışı bekleyemedim. Çünkü bozulmalar yapmaya başladı. Havalar ısınınca hemen diktim onu da. Evet, şurada ne var? Şunları göstereyim. Şu benim ilaçlama şişem. Şurada sulama kabım var. Şurada da bakın Dendrobium orkidelerim. Bakın Dendrobium yavrularımız gelmeye başladılar. Bunları da çoğaltıma geçirdim. Şurada da bir tane şöyle göstereyim mi? Mum çiçeği hoyan var. Bakın çok güzel bir şekilde köklenmeye başladı. Bunu da bir de şöyle göstereyim. Çiçek dalı var arkadaşlar. Bu maalesef kırılmıştı. Hemen suya koydum. Bunu da sonra yine dikeceğim. Bakın burada ne var? Burada da yumurta kabuğum, patates kabuğum, muz kabuğum var. Kuruyunca onları da çekeceğim. Toprağa besin olsun diye, gübre olsun diye karıştıracağım. Şöyle şuraya gelelim. Şöyle göstereyim. Bakın bunları da buraya konumlandırdım. Bu arada yoruldum. Hem konuşuyorum hem kesmeden çekiyorum. Nefes nefese kaldım. Evet, burada dikenler tacı. Bu benim arkadaşlar yerli dikenler tacım. Anaç olan. Bunun da bir tane yavrusu var. Üretime geçireceğim bir dalını. Allah kısmet ederse yedeklemem lazım. Çünkü bundan bir tane bende ve kocaman oldu. Şurada yine dikenler tacım var. Bunlar da açmaya devam ediyor. Çiçeklenmeye başladı. Bunlar da camın önündeydi. Direkt camın önünden aldım. Çünkü güneş etkilemeye başladı zaten. Çiçeklerini erken dökmeye başladı. Şurada bir tane yine dikenler tacım var. Şurada da yine bir dikenler tacım var. Bundan da bir tane. Bu da şu iri kıyım olan dikenler tacı. Kel kızım diyordum ya. Kel kızım yapraklandı. İnşallah yakında da çiçekleneceğiz. Şöyle devam edelim.
burada Rex begonyam var. Rex begonyamı da buraya konumlandırdım. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı durumda ama daha çiçeklenmedi. Bakalım çiçeği açınca da geliriz. Şurada bir tane uyku yoncam var. Oxalis uyku çiçeği. Bu da çiçeklenmiş de aslında. Bu beyaz açan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bu beyaz açanım. Bu beyaz açan Oxalis bitkim, uyku çiçeğim. Şöyle uyku yoncası yani. Şöyle gelelim. Bununla anlaşmaya çalışıyoruz. Bakın taze yapraklar vermeye başladık. Şimdi ilk geldiğinde gala çiçeği ben hiç büyütmemiştim. Ne yapıda olduğunu bilmiyordum. Çok suyu sevmediğini falan fark ettim. Direkt güneşi de sevmiyor. O yüzden buraya konumlandırdım. Bakalım anlaşacağız inşallah. Şuraya gelelim. Medine gülü, Medinella. Ya bu Medinellalar hakkında hiçbir bilgim yok. Kendi tecrübelerimle büyüttükten sonra size bakım bilgisiyle geleceğim. Şu an için gözlemlediğim havayı sevdiği ve hava sevdiği ve güneş istemediği. Tamam. Onları keşfettim. Ama işte kışın nasıl koruyacağız? Çiçeklenmesi nasıldır? Topraktan hoşlanır? Şimdi benim toprağımdan karıştırdım ona. Gözlemliyorum. Ondan sonra bakın bilgisiyle geleceğim. Şöyle gelelim. Bir uyku yoncası daha. Bakın. Bunun çiçeği ama pembe renk açıyor. Diğeri beyaz renk ve bunun yaprak formatı biraz daha bordo. O daha siyahtı. Şurada maviş bitkim var. Bakın. Mavişim de çiçeklenmeye başlıyor. Ha, yeni fark ettim. Ya bir de bir şey gördüm. Dur size göstereyim onu. Bakın bunu ben, bu ne ya dedim. Yaprak buraya mı düşmüş dedim. Dokundum. Alttan vermiş bu. Bu da bana güzel sürpriz oldu. Karışmıyorum. Demek iyi köklenmiş. Alttan da mavişim vermeye başlamış. Şurada kalbe karşı bitkim var. Bu da gelişmeye başladı. Şöyle kalan şolarıma gelelim. Kalan şolarım da yerini sevdi. Bunları güneşten direkt buraya aldım. Bunlar da etkilenecekti yoksa. Şuradakiler açıyor arkadaşlar. Bunlar açıyor. Şunlar da bakalım artık dolu izleri şunlar. Belki onlar gidince açmaya başlarlar. Şurada bir tane Atatürk çiçeğim var. Atatürk bitkim. Bu da inşallah yerini sevince bakalım gelişecektir. Şöyle yine devam edelim. Kalan şov var burada yine bakın. Tomurcukta kalan şom açmaya başlıyor. O yerini sevmiş. Tamam alışmış. Şurada yine bir kalan şom var. Bakın güneşin yaptığı şeyler bunlar. Renk değişimleri oldu. Güneş, sukulentler fazla güneş gördüğünde böyle yapraklarda morarmalar olur. Burada da küpeli bitkim var. Küpe çiçeğim. Katlı küpelim. Başı da tomurcuk dolu. İnşallah dolu dolu da açacağız. Şöyle gidelim şuraya. Bakın burada da kalan şolarım var. Ya böyle eğik büyük büyüdüler. Ya çöp diktim, şunu yaptım, bunu yaptım. Olmuyor. Böyle serbest bıraktım. Bu kalan şolar da bu şekilde oldu. Evet. Şöyle rafları tekrar göstereyim mi? Bu şekilde arkadaşlar yerleştirdim. Tabii diğerleri memnun kalmazsa şayet. Şöyle oraya gidelim. Buradakileri geri alacağım. Özellikle bunları bu tarafa çekersem oradakileri bu tarafa çekebilirim. Yani bir yer değişikliği yapma ihtimalim var. O zaman da zaten yeni bir video ile karşınızda olacağım. Bahçeye diktiğim bitkiler de var aslında ama onları şimdilik göstermeyeceğim. İlerleyen zamanlarda da yine bahçeye diktiğim bitkileri size göstermeyi düşünüyorum. Ama şurada bostanım var. Bu arada arkadaşlar benim bostana ait, bahçeye ait dair, köy evine dair videolarım Gül ile Hayata Dair kanalımda. Gül ile Hayata Dair kanalımı da ziyaret edebilirsiniz. Abone olursanız da çok sevinirim. Evet, şimdilik vereceğim bilgiler bu kadar. Size çiçeklerimi de gösterdim. Nereye konumlandırdığımı da gördünüz. Ve sıcaklar geldi. Dikkat edin çiçeklerinizi de korumaya alın dedim. Evet, videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bol çiçekli günler dilerim.